Merhaba sevgili arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İran poğaçası yapacağız. Buraya ben malzemelerimi aldım. Bir adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı yoğurt, 2 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu ilave ettim. Hamurumuzu yoğuralım. Azar azar unumuzu ilave edelim, kontrollü bir şekilde ele yapışmayacak kıvam alana kadar devam edelim. Hamurumu hazırladım gördüğünüz gibi. Kenara alalım, iç harcımıza geçelim. İç harcımız için 300 gram hurmayı sıcak suda ıslattım. 5 dakika kadar rondodan geçirdim. Üzerine dövülmüş ceviz koyacağım bir su bardağı. Açıklamalar kısmına da yazacağım tarifi. Unuttuğum bir şey varsa oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tarçın ilave ediyorum. Biraz iri çektim. Ağza gelmesini istiyorum çünkü. Siz isterseniz ufaltabilirsiniz. Şimdi buna yedirelim. Hamurumuzu açalım. Şöyle bakar aparat yardımı ile keselim. Pardon. Elinizde yoksa su bardağıyla da yapabilirsiniz. Şöyle göz kararı ilave ediyorum. Şu şekilde göstereyim size. Aslında çok başarılı değilim kapatmakta. Ama yapmaya çalışıyorum. Oluyor galiba. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Evet, bu şekilde bakın. Dilerseniz poğaça şeklinde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettiğim için bu şekilde yapıyorum. Şöyle fazla olmuş. Şu şekilde kapatalım. İki defa yapınca eliniz alışıyor zaten. Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Böyle. Şekiller bu şekilde. Şöyle üçgende göstermek istiyorum. Daha büyük de yapabilirsiniz. Benim aparatımın ebatı bu kadar olduğu için küçük oldu. Evet, bu şekilde. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Eğer aparatınız yoksa evinizde. Daha büyük istiyorsanız kase kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız hazır. Pansız ayarda 180 derecede pişireceğim. Beyaz kalacak şekilde.
son halini göstereceğim. Şimdiden görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hazırlamış olduğum hamurdan 50 adet çıktı, aklınızda bulunsun. Tekrar görüşmek üzere.